Türkiye İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası geçtiğimiz gün Marmaris'te başladı. Şehir stadı ve Beldibi futbol sahalarında yapılan şampiyonaya Türkiye'nin farklı yerlerinden 8 işitme engelli futbol takımı katılıyor. Şampiyonanın karşılaşmalarında arkadaşları, antrenörleri ve hakemlerle işaret diliyle anlaşan sporcuların sessiz gol sevinçleri de dikkati çekti. İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı antrenörü Ercan Ertemçöz, işaret dili tercümanının eşliğinde Kanal 48 kameralarına maçlar hakkında bilgi verdi. 8'er takımlı 4 grup 32 takımla oynanıyor ve her gruptan ilk ikiler Türkiye Şampiyonası oynuyorlar. Bunların grupları A ve B grubu 4'er takım olarak paylaştırdık ve tek devreleri lig usulüyle gruplar oynanacak. Bu gruplarda birinci sırayı alanlar şampiyonluk maçı, ikinci sıraya alanlar üçüncülük, dördüncülük maçı oynayacaklar. Üçüncü maçlar sonunda birinci ve ikinciler tespit edilecek, belli olacak. Pazar günü de saat 11'de Beldibi sahasında üçüncülük, dördüncülük, saat 13'te Marmaris Şehir Stadı'nda da şampiyonluk maçı oynanacak. Geçtiğimiz yıl işitme engelliler futbol takımının dünya şampiyonu olduğunu belirten Ertemçöz, takımın son durumunu anlatarak sezonda oynayacakları maçlar hakkında bilgi verdi. 18 Nisan'dan itibaren de milli takım kampları devam edecek. Her ay yaklaşık 2 hafta sürecek kamplar. Bu kamplarla Temmuz sonu Ağustos başı, 26 Temmuz 4 Ağustos arasında Sofya'da oynanacak DIF Olimpik, yani işitme engelliler olimpiyatlarına milli takımımızı hazırlamamız gerekiyor. Şimdi içerideki arkadaşlarım, oynayan oyuncu arkadaşlarımızın hepsi tam işitme engelli değil. Yani %55 işitme engelli olan arkadaşlarımız da bu formayı giyebiliyorlar ligde ve milli takımlarda. Dolayısıyla bu farkı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Onlara bu eksikliklerinin olmadığını, o psikolojiden kurtarmaya çalışıyoruz. Sahayla hava şartlarının futbol için çok uygun olduğunu belirten Marmaris Gençlik İl Spor Müdürü Ahmet Kocabıyık, çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynandığını söyleyerek, "Karşılaşmalar çok zevkli geçiyor. Bütün futbol severleri bu maçları izlemeye davet ediyorum." dedi. Yumuşak bir zeminde, hem Beldibi'nde hem buradaki müsabakalarda iki sahada da rüzgar kesildi. Çekişmeli bir maçlar geçiyor. Zaten bu iki takım da berabere kalmıştı geçen ilk maçında, evvel günkü. Bu maç ve bundan sonraki maç tam bir çekişmeye sahne olacak. Zevkle seyrediyoruz maçlarını. Ben özellikle Marmaris'teki futbol severleri bu müsabakaları seyretmeye davet ediyorum. Pazar günü Beldibi sahasında üçüncülük ve dördüncülük, Marmaris şehir stadındaysa final maçı oynanacağını kaydeden Kocabıyık, mücadele eden takımların İşitme Engelliler Ligi'nin en elit takımları olduğunu ifade etti. Türkiye 1. Ligi'nin en elit takımları şu anda bunlar. Yani normalde Bankasya Ligi'nde seyredebilecekleri, ikinciliklerde seyredebilecekleri müsabaka ayarı da bunlar. Hepsi de milli sporcu.